Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde yıllık hareketin içerisinde işlemiş olduğumuz yörüngenin şekli dediğimiz bir tane konuyla karşınızdayım. Şimdi yörüngenin şekli çok akıllı, çok rahat bir konu. Nasıl mı? Şimdi öncelikle nedir yörünge? Onu basit bir şekilde tanımlayalım. Yörünge, merkezde güneş olmak koşuluyla güneş etrafında dolanırken izlenilen yola diyoruz. Bu yolun şekli nasıldır? Elipstir diyoruz. Yörüngenin şekli elips olduğu için gerçekleşen durumlardan bahsedeceğiz. Soru karakterimizde temelde budur diyoruz. Geçmiş yıllarda sınav sorusu olarak da birkaç defa karşımıza gelmiş önemli bir yer diyoruz. Şimdi size bir yörünge şekli verildiğinde tarihler, sayılar vermeyecek. Sen onu ezbere biliyor olacaksın. O zaman ilk adımda yapmanız gereken şekil üzerindeki tarihlere odaklanmak. Güneşin sağındayım. Tarih olarak bu kimi ifade eder? 21 Aralık. Solunda ve daha uzak bir pozisyondayım. Tarih 21 Haziran'dır. Burası daha yakın, burası daha uzak durumu anlatır bize. Şimdi güneşe üst pozisyonda ve alt pozisyondaysak bahar başlangıç tarihleridir. 21 Mart ve 23 Eylül dediğimiz tarihler oluşturur. Bu aynı zamanda mevsim başlama tarihleri dediğimiz yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, başlangıç tarihleri dediğimiz özel tarihlerdir. Ekseni iklim mevsim konusuna açıklamamız, bilmemiz gereken özel günler. Güneşe en yakın olduğumuz durum Aralık'tan biraz sonraki durumdur. Buna gün veri durumu diyoruz. Tarih olarak 3 Ocak tarihine denk geliyor. Güneşe en uzağız. Bu duruma da ne diyoruz? Gün öte diyoruz. Haziran'dan biraz sonraki durum. Beri öte. Eski Türkçe'de kullandığımız yakın uzak terimleridir diyoruz. Bir diğer olay şu. Güneş etrafında dolanırken hareket yönümüz nasıldır? Şu şekilde batıdan doğuya doğru. 365 gün 6 saatte bir tur attık. Böylelikle bir yıl oldu diyoruz. Bu yüzden bu olayı neyin içinde düşüneceksiniz? Bir yıl veya yıllık hareketin sonuçlarından bir tanesi olarak kabul edeceğiz. Şimdi ben artık bana verilen herhangi bir şekilde tarihlerin isimlerini, özel günleri yazabiliyorum. Buna özellikle dikkat edin ve oraya odaklanın. Bunu yapabildikten sonra şimdi geliyorum. Yörüngenin şeklinin sonuçları. Yörünge elips olduğu için ne olur? Yörünge elips olduğu için öncelikli gerçekleşen durum şu. Güneşe bazen yakınlaşıyoruz, bazen uzaklaşıyoruz. Yakınız, hızlı dönüyoruz, yavaş dönüyoruz. Çünkü güneşin çekim kuvveti yakınken çok, uzakken az etki yapıyor şekle düşünün. Yakınım hızlı döndüğüm için mevsimler aylar kısa, mevsimler aylar daha uzun olur. Ben bu sonuçları şimdi nereden getiriyorum? Yakınlaşmak, uzaklaşmakla ilgili oluşan sonuçlar şeklinde aklımda tutuyorum. Mesela birinci maddeye bakalım. Ne olur? Yıl içinde dünyanın güneşe olan uzaklığı değişir diyoruz. Uzaklığı bazen yakın, bazen uzak oluyoruz. Yani ne demek istiyorum? Gün beri gün öte oluştu. İkinci adımda yörüngedeki hareket hızımız ne yapacak? Değişecek. Yakınım, hızlı dönerim, yavaş dönerim anlamında bir terimdir bu. Üçüncü terimim, yakınlık, uzaklık süreyi etkiler. Mevsim, ay süreleri değişir. Nasıl mı? Mesela şöyle düşünün. Güneşe en yakınız. En yakın olduğumuz durumda güneş bizi çok çektiği için hızlı dönüyoruz, mevsimler kısa, aylar kısa. Yavaş dönüyoruz, mevsimler, aylar uzun oluyor. Mesela güney yarımküre ile kuzey yarımküreye baktığınızda yaklaşık olarak 2 günlük yaz-kış süresi farkı vardır. Nasıl yani? Mesela onlar yaz yaşarlarken güneşe yakınız. Onların yazı kısa sürüyor. Aralık güneyin yazı. Peki biz yaz yaşarken ne oluyor? Güneşten uzağız. Bizim yazımız 2 gün farklı sürüyor, daha uzun sürüyor. Mevsimlerin kuzey yarımkürede 2 gün uzun sürmesi, güneyde 2 gün kısa sürmesi sonucu oluştu. Aylara dikkat edin. Ocak, Şubat ayları daha kısa, Haziran, Temmuz ayları daha uzun. O zaman ay sürelerinin farklı olması da yine hareket hızıyla ilgili sonuçlar olacak. Ve son özelliğimize dikkat edin. Eylül ekinoksu 2 gün gecikir diyorum. Ne demek bu? 21, 21, 21. Niye bu 23? Çünkü yaz 2 gün uzun sürdüğü için Eylül'de 21'de olması gerekeni 23'e erteliyor. Eylül ekinoksu 2 gün gecikmiş oluyor. Şimdi maddeleri yörüngenin sonuçlarını sayarken yani ne yapıyorsunuz? Yakınım,
uzağım, hızlı dönüyorum, yavaş dönüyorumla ilgili oluşan sonuçlar oluştu. İkinci soru karakterimiz de buydu, bu da tamam. Geldik üçüncü bir karaktere. O da şu, yörüngede hareket yönümüz batıdan doğuya doğrudur. Yani şöyle dönüyoruz. Bu yön ters olsaydı ne olurdu sorusunun cevabı. Ters olsaydı şu kavram oluşacak. Mevsimler, Aralık bizim için nedir? Biz kuzeydekiler için kış, Haziran, yaz. O zaman mevsim tarihleri değişirdi. Haziran bizim için kış, Aralık bizim için yaza dönüşürdü diyoruz. Bir diğer soru karakteri de şu. Şekli anlatırken de, konuyu anlatırken de dikkatinizi çekmiş olmalı. Acaba burada bir terslik mi var diye düşünür olduk. Nasıl yani? Güneşe yakınız, Aralık, günbiri. Ama bu aylar soğuk. Güneşten uzağız. Ama bu aylar sıcak. Aa, burada bir terslik yok aslında. Nasıl düşüneceksiniz? Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Güneşe yakın olmak, uzak olmak sıcaklığı etkilemiyor. Nedir sıcaklığı etkileyen temel kavram veya terim? Şudur. Yakınım ama ışını eğik alıyorum. Uzağım ama ışını daha dik alıyorum. Sıcaklığı belirleyen temel kavram budur diyoruz. Yörüngenin şekli ve sonuçları yıllık hareket içerisinde gelir ve buna kesinlikle soru köklerinde dikkat ediyorsunuz. Yıllık hareketi sormak farklı bir şeydir. Yörüngenin şeklinin sonuçlarını sormak farklı bir şey. Yıllık hareketin videosuyla bu videoyu birleştirdiğinizde artık bu konuda soru kaçırmayacaksınız. Bundan eminim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.